İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 30. olağan oturumu gerçekleşti. Birleşmiş Milletler'in Bakü'deki daimi koordinatörünü, uluslararası toplumu yanıltma yolunda Bakü rejiminin aracı olmamaya çağırıyoruz. Bakü, insan hakları cehennemi. Datevi Yahan Bakü Savunma Bakanlığı'na bağlı haber ajansı İran'ın Doğu Ermenistan Büyükelçisi'ni intikamcılıkla suçlamaya karar verdi. Ermenilere yönelik soykırıma, Armenüsü'de tanık olan Norveçli bir misyonerin el yazısıyla yazdığı anıları Norveççeden İngilizceye çevrilecek. Doğu Ermenistan'da ilk kez Uluslararası Armenoloji Kongresi düzenlenecek. Dilican, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde 2. Uluslararası El Sanatları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 30. olağan toplantısı 17 Temmuz'da gerçekleşti. Akşam oturum öncesinde Ermeni milletvekilleri Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan ile bir araya gelerek Batı Ermenistan'a ilişkin yerli, ulusal ve stratejik konuları ele aldılar. Batı Ermenistan'dan milletvekillerinden birinin de katıldığı toplantı oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Akşam Batı Ermenistan parlamentosunun gündemindeki oturumu gerçekleşti. Gündemin ilk bölümünde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Birleşmiş Milletler'deki Yerli Halklar Komisyonu'nun çalışmalarına katılımını, çözüm önerilerini ve onlara verilen cevapları dile getirdi. Gündemin ikinci bölümünde ise Birleşmiş Milletler'de yerlileşmemizin sonuçları, genetik kaynaklarımız ve geleneksel bilgi birikimimiz, parlamento tartışması, milletvekilleri tarafından kabul edilen sonuçlar hakkında konuşmalar yer aldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Armena Gavrahamyan bu konunun Birleşmiş Milletler'de kapalı olmadığını söyledi. Oturumun sonunda diğer güncel konular da tartışıldı. Birleşmiş Milletler'in Bakü Daimi Koordinatörü Vladanka Andrayeva, APA Ajansı'na verdiği röportajda ülkede düzenlenecek COP29 etkinliğine değindi. Pan Ermeni Birliği olan Gartman Şirvan Nakçıvan bir takım gözlemlerde bulundu. Birleşmiş Milletler Daimi Koordinatörü COP29'un fosil enerjinin payının azaltılmasıyla yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması, emisyonların azaltılmasına yönelik güçlendirilmiş politikalar ve gelişmiş ülkelerde iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik finansmanın dahil olduğu daha önce varılan dönüm noktası niteliğindeki anlaşmalar üzerine inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Pan Ermeni Birliği de bu tür formülasyonlardan sonra büyük ve mantıklı bir sorunun ortaya çıktığını vurguluyor. Vladanka Andreyeva Azerbaycan ve dünya gerçeklerine aşina mı yoksa başka bir paralel gerçeklikte mi? Birlik, fosil enerjiyi terk etme yönündeki küresel etkinliğin uzun süredir bu enerjinin tedarikçilerinden biri olan bir ülkede düzenlenmesinin doğası gereği saçma olduğunu vurguluyor. Birlik açıklamasında Yoksa Birleşmiş Milletler'in Bakü'deki daimi koordinatörü emisyonların hacminin ve çevre özellikle de iklim değişikliği üzerindeki etkisinin farkında değil mi? Peki Birleşmiş Milletler 2020'de yasaklı savaş araçlarının kullanıldığını görmedi mi? Devasa ormanlık alanların yok olmasına neden olan 44 gün süren savaş sırasında Birleşmiş Milletler Bakü'deki yetkililerin sözde ekoaktivistlerin mücadelesini nasıl bir kullanışlı araç olarak halklara karşı insani bir felaket yarattığını görmedi mi? Arsa halkı çevre kirliliği ile ilgili olarak protesto sesi çıkaran vatandaşlara karşı Arsa halkına nasıl güç kullandılar ifadelerine yer verildi. Devamla temsilcinin 2020-2023'ten haberdar olup olmadığını belirtiliyor. Arçak'taki Ermenilere karşı etnik ve ırksal nefret temelinde yürütülen etnik temizlik politikası hakkında bunun sonucunda bugün Arçak'taki tüm Ermeni nüfusu hayatı önem taşıyan ana vatanlarına dönme hakkından mahrum bırakılan mültecilere dönüştü. Muhtemelen Birleşmiş Milletler'in de böyle bir politikanın 1988-1992'de Bakü'deki rejimler için hiç de bir yenilik olmadığının farkında olduğunu ekliyorlar. Bakü, tarihi Gartman, Şirvan, Nakçıvan da Ermenilere karşı etnik temizlik gerçekleştirdi ve ardından Ermeni kültürel ortamını yok etti ve saygısızlıkta bulundu. Gartman, Şirvan, Nakçıvan adlı pan Ermeni Birliği, Birleşmiş Milletler'in Bakü'deki daimi koordinatörünü açıklamalarını mevcut gerçeklere uyum sağlamaya ve uluslararası toplumu yanıltma yolunda Bakü rejiminin bir aracı haline gelmemeye çağırıyor. Ünlü Amerikan dergisi Newsweek, Artsakh'ın eski insan hakları savunucusu Artak Beklaryan'ın bir makalesini yayınladı. Şimdi bu makalenin bir kısmını aşağıda sunuyoruz. Makalede son yıllarda İlham Aliyevli Derliği'ndeki Bakü'deki diktatörlük rejimi aralarında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ilk başsavcısı Luis Moreno Ocampo'nun ve Birleşmiş Milletler'in soykırımın önlenmesine ilişkin ilk özel danışmanı Juan Mendes'in yer aldığı önde gelen uluslararası uzmanların değerlendirmesine göre Artsakh'ın yerli Ermenilerine karşı soykırım, Arminosit gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bakü'nün soykırım politikası pek çok Ermeni ve Hristiyan anıtının yıkılmasının yanı sıra 150 bine yakın Ermeninin kadim vatanlarından zorla yerinden edilmesine yol açmıştır. Freedom House'un yıllardır Bakü'yü hem iç ihlaller hem de Ermenilere karşı işlenen suçlar nedeniyle siyasi haklar ve sivil özgürlükler açısından dünyanın en kötü göstergelerinden birine sahip özgür olmayan bir ülke olarak sınıflandırdığı vurgulanıyor. Soy Karaman ilk aşamasının 2020 yılında sona ermesinin ardından Bakü yetkilileri Aralık 2022'de Artsakh Ermenilere abluka uyguladı. Uluslararası Af Örgütü'nün belgelediği gibi abluka temel gıda, ilaç ve yakıtta ciddi kıtlıklara yol açarak ciddi bir insanı krize yol açtı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat ve 6 Temmuz 2023 tarihlerinde verdiği Bakü'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını öngören emirlere rağmen Aliyev rejimi ablukayı sürdürmekle kalmadı. Eylül ayında bir saldırı başlatarak nüfusun tamamı yerinden edilmeye zorlandı. Uluslararası Adalet Divanı daha sonra 17 Kasım 2023'te zorla yerinden edilmeyi tanıyan yeni bir kararname çıkardı ve Bakü'yü Arsa halkının güvenli bir şekilde geri dönüşünü, kültürel ve dini mirasın korunmasını ve bir dizi başka adımı sağlama yükümlülüğü altına aldı. Uluslararası Adalet Divanı ayrıca Bakü'de Ermenilere yönelik nefret söyleminin yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Avrupa ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı komisyonun yakın tarihli bir raporunda ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle ilgili güncel sorunları vurguladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı işkenceye karşı komite de askeri operasyonlar sırasında Ermenilere yönelik yargısız infaz, işkence ve kötü muameleye ilişkin alarma geçerek bu operasyonların çoğunlukla etnik nefret temelinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Freedom House tam anlamıyla günler önce bir rapor yayınladı. Raporda Bakü'nün belgelerinin eylemleri eski Yugoslavya'daki çatışma bağlamında anlaşıldığı şekliyle etnik temizlik kriterini karşılıyor. Yargısız infazlar, işkence, keyfi tutuklamalar ve hapis, gıdaya erişim ve yaşamı sürdürme kısıtlamalar, zorlu tahliyeler, nüfusun zorla yer değiştirmesi ve mümkün hedefli biçimde yok edilmesi belirtilmektedir. Azerolog Datevik Hayrabetyan'ın duyurduğuna göre Bakü Savunma Bakanlığı'na bağlı haber ajansı İran'ın Doğu Ermenistan Büyükelçisi'ni intikamcılıkla suçlamaya karar verdi. Büyükelçinin birkaç gün öncesinde Özgürlük Radyo İstasyonu'na verdiği röportajda Artsakh Ermenilerinin geri dönüş hakkından bahsettiğini hatırlatalım. Datevi Kayrabetyan, Sophani bu konu hakkında konuşan ilk büyükelçi değil. Ben de büyükelçilerin birkaç esepsiyonunda bu konuyu gündeme getirdiğini duydum. Bu kimsenin ikinci bir görüşe sahip olamayacağı bir konudur. Artsak Ermenileri evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Bu nedenle geri dönme hakları devredilemez diye yazdı. Bakü Haber Ajansı da yazdı da Ermenilerin burada yasa dışı yaşadığını iddia etti. Belki de Mesop Amaras'ta ilk Ermeni okulunu yasa dışı olarak kurmuştur. Hayrabetyan paylaşımında Bakü'ye göre Ermenilerin haklarından bahseden herkesin aslında intikamcı olduğunu vurguladı. <laughs> Norveç Dışişleri Bakanlığı Ermenilere yönelik soykırım Armenosit tanığı Norveçli misyoner Bodil Katrin Bujor'nun el yazısıyla yazılmış anı ve mektuplarının çoğunluğu el yazısıyla yazılmış yaklaşık bin sayfa Norveççeden İngilizceye tercümesi ve yayınlanmasını finanse edecek. Son günlerde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Bilimsel fonlarda saklanan Norveçli bir misyoner kadın olan Birtan'ın arşivinin varlığı konusunda Norveç tarafına bilgi verdi. Bütün bunlar yıllar önce torunu Jussi Bjorn tarafından müzeye devredilmiş ve arşivdeki Norveç anılarının İngilizceye çevrilmesi ve yayınlanması konusunda işbirliği yapılması teklif edilmişti. Bodil Bujornun anıları yalnızca Ermenilere karşı uygulanan soykırım armenosidin incelenmesi açısından birincil öneme sahip değil. Aynı zamanda Ermeni ve Norveç halkları arasındaki hatırlık dostluğun da eşsiz bir göstergesidir. Mesrop Machdutun adını taşıyan eski el yazmaları enstitüsü olan Madenatar'da 1. Uluslararası Armenoloji Kongresi 19-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andriyasana'ya göre bu önemli çalışma kapsamında bu önemli çalışmaya katılan ve bunu çok çeşitli ülkelerde yürüten kişileri dinlemeye ihtiyaç var ve çok çeşitli bağlamlarda tüm önerileri, gözlemleri anlamak, dinlemek ve gerçekten kapsamlı bir Ermeni araştırmaları stratejisiyle hareket etmek gerekir. Bayan Bakan, 2024 yılı itibarıyla dünyanın 12 ülkesinde 15 üniversitede Ermeni araştırmaları merkezlerinin kurulduğu bilgisini verdi. Bu bağlamda hükümetin hedeflerinden birinin Ermeni araştırmaları için bir ağ üniversitesi oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi. Madena direktörü Ara Hızmalyan da kongreden beklentilerin çok yüksek olduğunu Oxford, Harvard, Bologna, Sorbon, Cenevre gibi dünyanın saygın üniversitelerinden uzmanların yer alacağını kaydetti. Doğu Ermenistan'ın Dilican şehrinde 2. Uluslararası El Sanatları Festivali 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. İki gün sürecek etkinlik programıyla Dilican El Sanatları'nın geleneksel şarkı ve dansların leziz yemeklerin şölen mekanına dönüşecek ülke halklarının halı dokuma, nakış, dantel, bebek yapımı, ahşap işçiliği gibi kendine özgü gelenekleri ve zengin çömlekçilik kültürü bulunuyor. Ziyaretçiler ustaların standlarında Doğu Ermenistan'ı ve sanatı tanıyacak. Farklı halkların ulusal mutfağının en lezzetli ve çeşitli yemeklerini tadacak. Festivale Doğu Ermenistan'dan ve Letonya, Sırbistan, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, İran gibi yurt dışından 40'a yakın usta katılacak. Etkinliklerin önemli bir bileşeni de ip üzerindeki cambaz performansıdır. Uluslararası El Sanatları Festivali her yıl gerçekleştirilen, toplumlardaki somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlayan önemli bir gelişimdir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.